çok yalvartma, dön de gel. Parayla pul derken öldük be ya. Bitmez mi bu talan çağı güzelim? Psikopat olmam, aramak kaldı benim. Sebebim çok, sebebim çok, sevenim yok. Gelsem de, görsem de, öpsem seni bir kere, sevsem de. Gelsem de, görsem de, öpsem seni bir kere, sevsem de. Ah, sebebi çok, bir sebebi ya. Acımadı bana, yandım alevinle gel. Beni tenimle söndür be ya. Sebebim çok. Birader, iki dakika rahat dur ya. Fotoğrafa bak. Lan görmemişsin, fotoğraf makinesi olmuş. Tutmuş, otoboku çekmiş. Alo, iki sene para biriktirdim ben bu makine için. Maharet makinede değildir oğlum. Gözdedir, gözde. Bizimki ne, gazoz kapağı mı? Dur! Bozma! Çekme elini. İşte büyük senaristin kendini alkole verdiği an. Çektin mi büyük senaristi? Bu ne ya? Boronluk bende birader. Bir sürü malzemem varken seni çekiyorum. Yürü git. Sana zahmet, bir de şunu şarja taksana. Tam zamanı baba, tam zamanı. Efendim babacığım, arkadaşımdayım. Arkadaşım da. Metin de. Metin! Kıssana şu müziği abicim. Müziği. Tamam baba, tamam. Ben birazdan çıkıp geliyorum, tamam. Ben gidiyorum. Çektiğim fotoğraflara bir de bilgisayarda bakacağım. Tabii. Sen de çok takılma. Olur babacığım. Çok komik. Erol nereye gitti? Babacığı aradı. Deli. Bütün gece fotoğraflarımı çekti durdu. Bira. Olur. Uzan. Bize gidelim istersen. Bir iki bir şey de içeriz. Beyefendi, kapattık. İsterseniz dışarı çıkalım. Bir dakika, bir şey söyleyeyim. Bir dakika kardeşim, bir şey. Hanımefendi, kapatıyoruz. Bir şey konuşuyoruz.
Telefonu unutmuşum birader. Yoğunluktan benim de aklımdan çıkmış abi, buyur. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Hop! Hop hop! Altın top. Bundan başka oyun yok. Hanımefendi, isterseniz güvenlik arkadaşım sizi eve bıraksın. Ben gidebilirim. İsterseniz sizi eve bırakabilirler. Nerede oturuyorsunuz? Evde. Şaka şaka. Ozan Bey, bir müdahale edecek misiniz? Abi ne yapayım? Üstünüzde paranız var mı? Niye? Borç mu istedin? Bütün paramı o aldı. Ya sen nerede oturuyorsunuz? Galata. Aa, yakınmış. Sen gidebilir miyim? Ozan. İstersen kapıya bırakayım abi. Gazete mi lan bu? Ha? Fikir olsun diye söyledim bu abi. Ne kızıyorsun ki ya? Bu fikirleri sonra konuşacağız arkadaşlar. Anlaşıldı. Bize gidiyoruz küçük hanım. Çanta. Çanta. İyi sabahlar Metin abi. İyi sabahlar Ozancığım. Görüşeceğiz. Hoppa. Sevişmek yok. Kusmak yok. Sevişmek yok. Kusmak yok. Sevişmek yok. Bitti. Sevişmek yok. Sevişmek yok. Günaydın Metin Bey. Günaydın Cemil. Dün akşam televizyonda yine sizin skeçleri izledik. Çok güldük ya. Metin Bey, nereden uyduruyorsunuz bu kadar espriyi? Götümden. Değil mi? Tabii. Ekmeğiniz. Kolay gelsin. Memnun oldum. Ben de Metin. Aşk yok aşk. Evet, birbirini seven iki insan yazmışsın ama yaşamıyor. Soğuk, anladın mı? Soğuk. Gerçi aşkın kralınla yazsan bu devre de para etmez. Bak, eğer para edecek bir şey yazmak istiyorsan şöyle sulu bir komedi yaz. Belden aşağı olsun, boş ver. Akıllı ol oğlum, insanlar buna gülüyor. Eskiden de o fakir çocuk zengin kıza yakları.
İnsanların bin tane derdi var artık ekmek derdinden millet. Ya gülecek yer arıyor. Kimsenin aşkı kimsenin sikkinde değil. Ulan televizyona 50 tane skeç yazıyorsun. Saç aralarından bitip yaz şöyle götlü göbekli bir senaryo çekelim ya. Metin Bey, hani diyorum diğer sayfaları da lazım değilse. Sağ olun Metin Bey. Benim değil. Aa, Metin Bey, bir de şeyi soracaktım. Geçen seferki senaryonun son iki sayfasını bulamadım. Çocuklar alıp kaçmış da sonunda kızla adam evleniyorlar mıydı? Kız kaçıyordu. Hadi be. Kız da tam karaktersizmiş ha. Sen o kadar adamın peşinden koşsun. Cemil ya. Sonra konuşsak. Sonra konuşuruz, sorun değil de yani Cemil. Şimdi. Tamam Metin Bey. Kolay gelsin. Biraz şaşkın bakmışsın ama olsun. Ne haber birader? Nasıl geçti toplantı? Hadi ya. Bir sürü uçağımız oldu yine desene. Siktir et oğlum. Bütün büyük sanatçıların kıymeti öldükten sonra anlaşılmıştı. Ben esprili olsun diye şey ettim. Dün geceki hatun mu aldı Metin abi? Bir gire ver şimdi. Çocuk soru sordu oğlum, söylesene. Önemli değil birader, sabah uyandığımda yoktu zaten. Temiz iş abi. Hatunun sabah uyandığında yanında olmayanı makbuldür. Yok be oğlum, yatmadık. Ben koltukta uyudum. Oha, madem vermeyecekse? Ne vermeyecekse? Ne vermeyecekse Erol? Ne vermeyecekse Liza? Bir arkadaşım borcu vardı da bana onu vermem falan demiş. Onu şey yapıyorduk. Madem vermeyecekse niye aldı bu borcu piç? Niye aldı oğlum? Senin canın mı sıkın? Bir sürü uçağı almış yine bugün. Olsun, yenisini yazarsın. Nasıl diyordum? Benim dükkan burada. İki senede Türk oldu bu da. Kıpırdamayın. Kahvaltı borcum var. Ondan ben de alabilir miyim? Yüzün hiç yabancı gelmiyor. Hatırlatmak için kusmamı ister misin? Tamam, hatırladım. Doğru cevap. Bak ne güzel anlaşıyoruz. Teşekkürler. Yalnız bu sefer de olmuş paranı ayırmayı unutma. Giderken alırım. Da 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 da
Günaydın. İncir reçelsiz kahvaltı olmaz. Nefret ederim. Sen dün gece son paranı bireye vermemiş miydin? Yalan söyledim. Radyoyu kurmuştum, açıldı mı? Fark ettim. Müzikle uyanmak iyidir, güne enerjik başlarsın. Kapıcı senarist olduğunu söyledin. Ona göre öyleyim. Al. Sevmem. Elektrikler kesildi. Hiç çekilmiş bir senaryo var mı? Var. Hepsi. Gerçekten mi? Hepsini kafamda çektim, bitti. Çok komik. Odanda gitar gördüm. Çalabiliyor musun? Biraz. Sonra çalar mısın? Çalmam. Neden? Babam her haltı biraz yapacağına birini adam gibi yap yeter derdi. Ben de senaryo yazmayı seçtim. Siktir. Ha siktir skeçler. Ne skeci? Televizyonda bir talk show'a skeç yazıyorum da. Efendim. Günaydın. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hazır. Hazır. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. 15 dakikaya kadar elinizde. Yalan. Tamam, yalan birazdan yolluyorum. Yalan söylüyor. Tamam, söylüyor, teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler. Ben şu skeçleri yazayım. Elektrikler yok. Benim acilen bir internet kafeye gitmem lazım. Anahtarını al, ben çıkacağım. Tamam. Tamamdır. Telefonunu almadım. Kağıda da telefon numaranı yazsaydın keşke. Rastgele Salih dayı. Eyvallah Metin. Ne
Cemil rakıyı sofraya bırak, ellerin balıklı. Tamam Metin Bey. Cemil utanmasaydın beraber içer. Ben sordum ama alkol kullanmıyormuş. Cemil'in siz... Yine yapabilirim. Tamam Metin Bey. Dışarıda birbirimizi tanımayacak mıyız? Arkadaşın vardı, ben rahatsız etmek istemedim. Aile dostumuzdu. Ailenle mi yaşıyorsun? Hayır. Senin ailen nerede? İzmir'de. Güzel şehir. Sen neden geldin? Okumak için gelmiştim. Sonra? Sonra okulu bittikten sonra işte uzun süre barlarda çalıştım. Bir yandan da yazdıklarımı sağa sola veriyorum derken işte bu televizyondaki skeçlere başladım. Yazdığın şeyleri insanların izlemesi nasıl bir duygu? Bilmem. Oyunculara sormak lazım. Sokakta onları tanıyorlar. Bakkala gitsem bana veresiye bile vermez. Kapıcı Cemil sana çok değer veriyor mu? Bence her insanın hayatta değer verdiği en az biri olmalı. Sen kime değer veriyorsun? Bu arada telefon numaranı verirsen seni bulmam daha... Hareket yapmayacak mısın birader? Böyle, böyle, bu. Pardon Liza. Yok yok, seninle bir şey var birader. Hatun mu? Adı ne? Duygu. Ne iş yapıyor? Bilmiyorum. Okuyor mu? Bilmiyorum. Nerede oturuyor? Bilmiyorum. Çok iyi ya. Peki çocuk yapmayı planlıyor musunuz? Birader, önce bir tanışın, sonra bize anlatırsın. Uzatma, çek. Müzik
çalıyordu. Psikopat. Artık bizim şarkımız. Bir bira alabilir miyim? Psikopat şarkısı mı? Evet. İlla söylesin bir şey olmasın lazım. Günaydın. Yine sessizce kaçmadan kahvaltıyı hazırlayayım dedim. Bu sefer hiç kaçmaya niyetim yoktu. Hadi ya. Desene boşuna erken uyanmışım. O zaman kahvaltılar bende. Tamam. Burada sadece kahvaltı var. Günün istediği saati gelip kahvaltı edebilirsin. Ayrıca her şey o kadar taze ki kaymağı bile kendileri yapıyorlar. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ ol. Kolundaki dövmenin anlamı ne? Melek. Kendim yaptım. Annem öldükten sonra yapmıştım. Nasıl oldu? Yaparken biraz acıdı tabii. Anneni sormuştu. İntihar etti. İstersen sana da yapabilirim. Ne? Dövme. Bilmem. Vücuduma kazıyacak kadar değerli bir şey gelmiyor aklıma. Mesela sana kuş tüyünden bir kalem yapabiliriz. Sadece televizyona skeç yazan biri için biraz fiyakalı kaçmaz mı? Hiç kendinden bahsetmiyorsun. Adım Duygu, 25 yaşındayım. Hayatınıza İstanbul'dan katılıyorum. Annem biliyorsunuz, babam şehir dışında yaşıyor, kardeşim yok. Yanınızda olmayı ve incir reçelini çok seviyorum. Peki heyecanlı mısınız? Hayır. Sadece soruların zor olmasından korkuyorum. Korkunun necele faydası yok. Rahat ol.
Şeyler söylemem gerekiyor değil mi? Gerekmiyor. Bir şey söylemek sana göre değil. Sen bir şey söylemeden gidersin değil mi? Hem de öyle bir gidersin ki. Bırak yaşamayı, insanın nefes alması bile yarım kalır. Sen o kadar bir şey söylemeden gidersin ki. Üstüne milyonlarca şey söylenir. Bana bir şey söyleme Turku. Git. Sadece git. Ben gitmedim. Yanlış. Sen hiç gelmedin. Ben beynimde aşık olacağım kadını yarattım ve onunla yaşadım. Muhtemelen şu an insanlar kendi kendime konuştuğum için bana gülüyorlardır. Sen yoksun. Ben
düşmedim. Kaçtım. Benden mi kaçtın? Defalarca koynumda yatıp kılına bile dokunmayan adamdan mı kaçtın? İşte bundan kaçtım, anlıyor musun? Her şeyi senin gibi görebilmeyi o kadar çok isterdim ki. Ben ne görüyordum peki? Ben ne görüyordum? Adres yok. Telefon yok. Seninle yatıyorum, sabah kalkıyorum, yanımda hiç kimse yok. Önemli olan. Önemli olan ne biliyor musun? Önemli olan benim senin kokunu almış olmamdı. Önemli olan ilk kez yarattığım geri zekalı karakterler dışında kanlı canlı birine aşık olmuş olmamdı. Ben söyleyeyim. Sen bencilsin. Ben Eve pozitifim. Yani senin anlayacağın AIDS'im. Merak ettiğin her şeyi bana sorabilirsin hayatım. Ben sadece tedavi hakkında... Yok. Sadece ilaçlarla ömrünü uzatıyorlar. Cinsel ilişkiyle ve kan yoluyla bulaşıyor. Havludan, çataldan, bıçaktan, kaşıktan, sudan bulaşmaz. Ten temasıyla, tokalaşarak bulaşmaz. Yapılan araştırmalarda sadece bir kişinin hastalığı öpüşerek kaptığı tespit edilmiş ki... ...onlarda da yoğun diş eti kanaması varmış. Ama bir kişi de olsa risk risktir. Erkek hastaların vücudunda küçük yaralar çıkıyor. Şükür ki benim tenim pürüzsüz kalacak. AIDS hastalığın son evresi. Aslında kimse AIDS'ten ölmüyor. Yani HIV virüsü vücudun bağışıklık sistemini çökertiyor... ...ve böyle grip bile olsan karşı koyamaz hale geliyor. Yavaş yavaş ölüyorsun. Başka soru? Yok. O zaman sabah sabah yaptığımız bu işte açıcı briefingden sonra kahvaltı edebilir miyiz artık? Neden tedavi olmuyorsun? Denemedim mi zannediyorsun? Bu ülkede HIV virüsü taşıyan hastaların elini doktorlar bile sıkmıyor. Sen bile dışarıdaki insanları düşün. Tedavi süreci başlayınca bir şekilde duyulur. Sonra insanların bana nasıl davranacağını bilseydin, inan bana tedavi ol dediğine pişman olurdun. Peki babanın bu durumdan? Haberi var. Ve sanırım beni en iyi o anlıyor. Bir AIDS hastasının ömrü tedaviyle ne kadar uzatılabilir? AIDS değil. HIV pozitif. Her gün bir avuç ilaç alarak uzun süre yaşanabiliyor. Birlikte geçireceğimiz uzun bir süre. Bunun bir önemi yok mu senin için? Birlikte geçiremeyiz ki bir tanem. Tekrar tedaviye başlayınca bu duyulacak. Senin benim yanımda olduğunu gören insanlar sana da benden farklı mı davranacaklar sanıyorsun?
Bunun nasıl başıma geldiğini sormadın hala. Sana bunu yapanın karşıma çıkmasından korkuyorum. Çok zor aşkım. Ölümsüz olmak isterdim. Tedavi olmayı bile reddederken mi? Ben ölümden bahsetmedim ki. Ölümsüz olmaktan bahsettim. Thank you.
Çocukken oturduğumuz mahallede arkadaşlarımla saklanmaç oynardık. Saklandığım yerde bulamayacaklar beni diye ödüm kopardı. Heyecanla beklerken dişim gelirdi. Her defasında bunu bahane ederek çıkardım saklandığım yerde. Sol bilemezlerdi beni. Hastalığımı öğrendikten sonra da hep saklandım. Saklandığım yerden hiç çıkmadım. Birçok şeye ihtiyaç duydum ama sıktım dişimi. Çünkü insanlar acımasız, tahammülsüz. Hemen sobelerlerdi beni. Sonra sen geldin. Saklandığım yatağın altına başını uzattın. Saklanacak yer arıyordum. Burası çok dar. Burası karanlık. Burası çekilir dert değil. Git. Buldum seni. Gördüm. Dokundum. Sana dokunmak hayatın içinde durup dinlenmek gibi. Sana dokunmak nefes almak gibi. Sana dokunmak tüm kelimeleri yakmak gibi. Sana dokunmak tüm insanları affetmek gibi. Sana dokunmak hayatı temize geçmek gibi. Sana dokunmak ölüme inat gibi. Buzlukta. Bugün neler yaptın? Hiçbir şey yapmadım Shakespeare'im. Kitapçıları dolaştım. Sen ne yaptın? Hiç. Son yazdığım skeçleri gönderdim. Balık çok güzel kızarmış. Rakı soğumuştur, ben rakıyı getireyim. Thank you.
biliyor musun? İşte sırf bu yüzden Duygu'ya soramadım. Ona bunu yapan hayvan karşıma çıkarsa ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yoktu. Hala da yok. Bunu söylemek çok zor ama şu an karşımda sağlıklı olmanı o kadar çok isterdim ki. Canını ben yakmak isterdim. Ama senin kaybedecek bir şeyin yok değil mi? Bana cevap bile veremiyorsun. Çünkü bitmişsin sen. Ölüyorsun. Hadi bana bir şey söyle. Fişini çekmem için bana bir sebep ver. Hadi. Hadi bana bir şey de. Bir şey de! Bana bir şey de! Hayatta aşık olduğun tek kadını zehirledim be! Hayatta aşık olduğun tek kadını gözünün önünde her gün biraz daha eritiyorum de! Ben zaten ölüyorum, siz ne bok yerseniz yiyin de! Hayatını siktim de! Hayatını siktim de! Bir şey söyle bana. İçimdeki kayayı kaldırıp atacak bir şey söyle. Nefes alabilecek bir şeydi bana. Bir şey söyle. Sinay Bey, iyidir. Erkencisin. İyi gün öğrensin. Kötü bir şey mi oldu abi? Kötü mü? Hayatım! Hayatım! Metin abi, istersen çocuklardan biri seni eve kadar bıraksın. Gerek yok. Sahile kadar ineceğim, biraz açılırım. Peki abi, sen bilirsin. İçiyoruz aşkım. Ne içiyoruz? Bugün ezikleri içiyoruz aşkım. Yani bana. Ya da bir dakika. Vazgeçtim. Bugün aşkımızın katilinin ölümünü içiyoruz. Kablolar içinde çırpınan katilimize. Bugün yarın ölür.
Hoş. Yürürse kurtulur ya. Kimden bahsediyorsun sen? Senin eski sevgilinden. Benim celladımdan. Ben karşıma çıkmasından korkarken sen götürdün beni ona. Beni takip ettin. Ben yine kaçacaksın diye çok korktum. Benim bu kuş beynim her şeyi anlayabilir. Her şey olabilir. İnsanın başına her şey gelebilir. Ama olgun, yani tırnak içinde olgun erkeklerden hoşlanmam. Bedenin bu kadar ucuz muydu bilemedim. Asıl ucuz olan ne biliyor musun? 5 kuruş vermeden savurduğunuz yargılarınız. Günaydın bebeğim. Ağzın ayakkabılarım gibi kokuyor. Kahvaltıya böyle oturamazsın. Bütün ev ayakkabılarım gibi kokuyor. Ben de bu evde neden haşerat yok diyorum. Olmaz tabii. Çığlık çığlığa kaçmıştır yavrucaklar. Şerli boylu mal yazmanıma baştan mı yazıyorsun birader? Ki şu an düşünmüyorum. Ama sen yine de bir sor ya. Yine de bir sor. İlla ben kendim geleceğim bu eve. Bizim aramızda böyle şeylerin lafı olmaz ama dağınıksın birader. Dağınık. Bunamaya mı başladın her yerde notlar? Ha siktir ya. Oğlum siz yazarlar ne kolpacı adamlarsınız lan. Sen inci reçelini sevmezsin ki. Erol, sabah sabah dikiş makinesi gibisin birader. Sana bir hatun bulmamız gerekiyor birader. Çok fazla ortalıkta dolaşmayacak, arada sırada gelip kıçını toparlayacak. Neyse ki benim gibi bir dostum var da gelip kıçını toparlayacak. Pudra şekerini unutmasam daha iyi olurmuş ama böyle de gidiyor. Aa, unutmadım. Al kardeşim. Yeni makinemle çektiğim ilk fotoğrafım. Tarihi ve imzamı attım arkasına. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bu mudur sanatçıya saygı? Yazık. Çok yazık. Ben bu ortamda daha fazla duramam arkadaşım. Sanatımı icra ettiğim yere. Kursuma gidiyorum. Sen kalkma, ben kendim giderim. Kalkma sen. Akşam görüşürüz. Ne yapıyorsun ayakkabılarım? Sizin miydi? Kusura bakmayın, ben de sahibi çoktan ölmüştür diye. Çabuk indir ayakkabılarımı yere. Metin Bey, çöp var mı? Neyse, sonra uğrarım artık.
Evini bırakayım mı? Ben kendim giderim. Geç bakalım şöyle. Koşmak yok. Sevişmek yok. Sevişmek yok. Sevişmek yok. Buyurun. Burada hasta biri vardı. Ben... Selim Bey, kiracımdı. Ama vefat etti. Ben sürekli onun yanına gelen renkli saçlı bir bayanı arıyorum. Ha, kızı Duygu. Babasının vefatından sonra durmadı buralarda. Mutfağı ne zaman kızımı.
yapıyorsun birader sen? Ha, ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? Lan telefonumuza bir cevap ver. Ondan sonra ne bok ya... Bunlar ne biraderim? Merakını giderdiysen gidebilirsin. Seni bu halde bırakıp... Erol siktir git. Gördün işte yaşıyorum şimdi git. Metin. Erol. Siktir git. Bir şeye ihtiyacın olursa telefon açık birader. Bence siz yazarların kafası doğuştan güzel. Yani yazdığınız her şeyi yaşamadığınıza göre... ...İT'nin senaristi İT'yi görmüş olamaz değil mi? Şerefi. Suyu verir misin hayatım? İnsanları arabanın camına vuran yağmur damlalarına benzetiyorum. Bazen bir damla aşağı doğru kayarken başka bir damlaya karışıp güçlenerek daha hızlı ilerler. Ben de sana karıştım aşkım. İnsanlar acımasız, savurgan. Hiçbir şeyin sonu gelmeyecekmiş gibi davranıyorlar. Bir gün... Şoförün camı açabileceğini hiç düşünmüyorlar. Seni seviyorum. Ölümsüz olmak isterdim. Tedavi olmayı bile reddederken mi? Ben ölümden bahsetmedim ki. Ölümsüz olmaktan bahsettim.
çekiyoruz. Peki, teşekkürler. Biz bir gelişme önce sizi ararız. Yalnız olumsuz da olsa haber verirseniz sevinirim. Ben de boşuna beklemeyeyim. Tabii tabii. İyi günler. İyi günler. Bana verdiğiniz sahnelere çalıştım. Güzel bir hikaye benziyor. Ama bu kızın bu kadar incir reçelini sevmesi... ne bileyim, bana çok saçma geldi. Çok aptalca. Neymiş bakalım bu söyleyeceğin önemli şey? Aslında bunu sana daha öncesinde söylemek için. Neyi söylemek için? Şey soracaktım. Sen 2 sene önce bir haftalığına İstanbul'u gezmeye gelmiştin hani. Sonra neden dönmedin geri? Aşk. İstanbul aşkı. Ama aradığımı bulamadım İstanbul'da. Bu yüzden dönmeye karar verdim. Dönmeye mi? Çok bile kaldım. İnsan şansını fazla zorlamamalı. Başka ülkeler, şehirle görmek lazım. Doğru söylüyorsun galiba. İnsan şansını fazla zorlamamalı. İncir reçeli alır mısınız? Sevmem. Ace'li birini oynamak size ne hissettirdi? Sevişme sahnelerinde zorlandınız mı? Önünüze Ace'li biriyle mi hazırlandınız? Peki filmin ikincisini ne zaman çekeceksiniz? Filmin adı neden incir reçeli? Reçeli. Doktor Tayfun Bey, bayan oyuncumuzun Aydız koçu. Tebrik ederim. Güzel senaryo. Sen onu tanıyorsun. Seni onunla gördüm. Söyle nerede? Söyle nerede? Yurt hastanesinde. Yurt. Buldum seni aşkım. Aç gözlerini yalvarırım, aç gözlerini. Affet beni. Ben de diğerleri gibi davrandım. Lütfen yalvarırım. Aç gözlerini. Aç ve beni affet aşkım. Ölümsüzsün artık. Hoş geldin hayat. Buldum seni. Çıkar beni buradan. Babam bu hastalığı evimize taşıdığında ben daha doğmamışım. Annem aylarca bana emzirdiğinin süt olduğunu sanmış. Gerçeği öğrenince hem babamın aldatmasını hem de beni zehirleyişine dayanamadı ve tedaviyi bıraktı. İntihar etti dediğimde yalan söylememiştim. Ben de annemin yolundan gittim. Herkesin hastalığını yüzüne vurarak yaşayacağın uzun bir ömürdense herkesmiş gibi davranarak yaşanan kısa bir ömür daha iyiydi sevdiğim. Doktorlar soğuk algınlığından öleceğimi söylediler. Ne komik değil mi? Bu hastalık insanı önce yaşarken öldürüyor. Bana nefes alan hiçbir şey sevme hakkı vermediler. Ben de incir reçelini sevdim. İncir reçeli sendin aşkım. Şimdi kapat gözlerini. Thank you.
yapacağın güzel şeyleri düşün. Beni unut demeyeceğim. Çünkü ben seni unutamazdım. Ama sakın hayata küsme. Ben yaptığın her şeyde yanımda olacağım. Sabah yine radyonun sesiyle uyanacaksın. Enerjiyle yatağından fırlayıp radyoyu kısacaksın. Sonra pencereyi açıp dışarı doğru gerineceksin. Dışarıda hikayelerini anlatmanı bekleyen binlerce hayat var. Hepsi de anlaşılmayı bekliyor benim gibi. Yaz aşkım. Hiç durmadan yaz. Birbirlerini anlat onları. Birbirlerine değerek, dokunarak yaşayabilmenin güzelliklerini anlat. Birbirlerine karışmayı anlat. Yaşam savaşı içinde yaşamayı, yaşatmayı unuttuklarını anlat. Sevişmeyi anlat onlara. En zor anlarda bile hiç ayrılmamacasına tek vücut olabilmeyi anlat. Yalnız yürümek zor. Kolayını anlat. Şimdi aç gözlerini. Her şey çok güzel olacak. Ben sana karıştım aşkım. Artık